Az önce Ayşegül bu salondaki sıfır atıktan bahsetti. Geri dönüşümden bahsetti. Zaten marka konferansı 19. yılında da sıfır atıkla aslında kendini kendine yeniden dönüştürerek yoluna devam ediyor. Bir kere çok teşekkür ediyoruz öncelikli olarak. Şimdi bu sıfır atık dendiğinde, bilim ve teknoloji dendiğinde bir şeysiz olmaz. Sanat. Sanat dendiğinde de ülkenin dünya çapında olabilmesi için markasız olmaz. Bu topraklar büyük markalar yetiştiriyor dünyaya. Hem de kendini yeniden dönüştürerek, hayatının her 10 yılında yeni bir ben yaratarak büyük markalar. Ve o markalardan biri Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak yaklaşık birkaç aydır görevinin başında. Aslen. Şimdi ikinci bir markayı yaratma derdinde. Devlet Opera ve Balesi'ni dünya markası yapma. Ben buradan kendisini göremiyorum. Orada Murat Karahan'ı çağıralım mı? Nufrafu makusifina din toko reseleva e tu dice parto addio to lontane da stu core da sta terra dell'amore tieno core non tu Hikayem biraz değişik tabii. Ben çocukluğumdan beri hep siyasetçi olmak istedim. Siyasetçi bir aileden geliyorum. Ama sesim çok güzeldi. Çocukluğumdan beri her türlü şarkıyı söylüyordum ama hiç düşünmemiştim operacı olmayı veya sanatçı olmayı düşünmemiştim. Annem beni çok zorladı. Şimdi annemin ellerinden öpüyorum. Yani iyi ki beni bunu zorlamışsın diye. Çünkü dünyada yapabileceğim en güzel işi yapıyorum. Ve bütün dünyada, dünyanın en büyük operalarında, Berlin'de, Viyana'da, Bolşoy'da, Arena di Verona'da, Napoli'de her yerde ülkemi de bir Türk sanatçı olarak temsil etmenin onurunu ve gururunu yaşıyorum. O yüzden anneme her zaman minnettarlığımı İlk bunu dile dediğinde getiriyorum. Tepkin ne oldu? Dedi ki oğlum opera yap. Ne dedin? Hemen karşı çıktım işte. Yani liseyi bitirmiştik. Liseyi bitirdikten sonra işte üniversite sınavları. Ya bir denesene. Ya dedim ne işim var? Çünkü sevmiyordum, bilmiyordum daha doğrusu. İşte mesela burada hatalardan bir tanesi de bizim insanımızın çok yaptığı bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak. Hiç opera izlememiştim, dinlememiştim. O yüzden de sevmiyordum. Halbuki belki bir kez dinlesem, izlesem sevecektim. İşte Devlet Opera Balesi Genel Müdürü olduktan sonra da benim yapmaya çalıştığım bu. Aslında Ocak ayında tam bir yılım dolacak Devlet Opera Balesi Genel Müdürü olarak. Bizim zaten operaya meraklı ve operayı izleyen, dinleyen çok seyircimiz var. 6 operamızda da kapalı gişe temsillerimiz var. Ama ve lakin benim amacım burada operayla hiç tanışmamış olan, operaya ön yargısı olan halkımızı bir şekilde buraya kanalize edebilmek ve opera izleyicisi yapabilmek. Bu yönde çalışmalarımız da var. Şimdi üniversite yıllarından sonra operaya eğiliyorsun ve o kadar aslında arada bir 20 yıllık zaman var ve bu 20 yıl içinde dünya markası haline geliyorsun. Yani bu kolay bir şey değil. Tek başına yetenekle açıklanabilir bir şey de değil. Bu kendini yeniden yaratmak mıdır? Geri dönüşüme sokmak mıdır? Bu şöyle bir şey. Yani kişilik itibarı belki bu arada BJ söylemedi. Herkesinkini söylüyor. Aslı da söylemiyor. Ben Boğa burcuyum. Belki burcumun özelliği olabilir. Yani ben bu işi yapmaya karar verdikten sonra tamam operacı olacağım ben dedikten sonra o zaman dedim ki ben bunun en iyisini yapacağım. Hemen gittim işte halihazırda yeteneğimiz de var. Hemen işte Roma'da Santa Cecilia Akademi'de 3 yıl master yaptım. İşin en iyisini en iyilerinden öğrendim. Öğrenmeye çalıştım. Yeteneğimle birleştirdim. Çok disiplinli oldum. Çok çalıştım. Zaten ne iş yaparsanız yapın. Bir tek sanatla alakalı değil. Sporla da iş dünyasında da keza böyle. Çok çalışmak ve çok disiplinli olmak gerekiyor. Bunu yaptım.
Ve hepsini bir araya getirdiğiniz zaman, yani yetenek, çalışma ve disiplini bir araya getirdiğiniz zaman zaten kendiliğinden geliyor başarı. Ya kendiliğinden geliyor ama şimdi Arena di Verona'daki konserden sonra, Verona hatırlıyor musunuz sosyal medyadan, haberlerden o görüntüyü? Millet böyle İtalyanlar ayakta alkışladı. Yoldan geçerken alkışladılar, kalktılar oturdukları kafelerden. Şimdi bu kadar kolay değil. Yani sen çok da bir mütevazı bir şekilde anlatıyorsun ama bu iş öyle olmuyor Murat Bey. Yani şöyle söyleyebilirim belki, sanat yaparken en önemli şey, bunu her zaman söylüyorum. Sesinizin büyüklüğü, küçüklüğü, güzelliği tabii ki çok önemli. Ama mesela bir örnek veriyorum. Müslüm Gürses'in ya da rahmetli Müslüm Gürses'in ya da rahmetli Zeki Müren'in neredeyse bir, 1,5 oktav sesleri var. Yani çok büyük sesler değil. Ama ikisi de muazzam şarkıcılardı ve halkın kalbine dokundu. Muhtemelen benim de Avrupa'da yaptığım şey buydu. Yani onların anladığı şekilde sanatımı icra ettim ve onların kalbine dokunduğumu düşünüyorum. Böyle teveccüh gösteriyorlar. Tamam, başka bir teveccüh daha geldi. Seni Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olmanı istediler. Sen de bu görevi kabul ettin, geldin. Bu kadar background'la, yani bütün geleneksel aletlere rağmen, küçükken saz çalmanı, ki birazdan o sürprizimiz var, ardından pop okumana, ardından operaya, türkülere, Zeki Müren şarkılarına rağmen, bütün bu geleneksel aletleri bir araya getirerek, o ham maddeyi bir araya getirerek ortaya avantgard bir şey çıkardın. Ve bunu epik opera olarak hem de Troya yılında ortaya koydun. Şimdi bu şunu mu anlamamız gerekiyor? Yani Murat Karahan markası geldi oraya oturdu ama ben diğer hiç kimseye benzemeyeceğim. Daha avantgard Devlet Opera Balesi'nde bir dünya markası haline getireceğimi mi anlamamız gerekiyor? Kesinlikle. Zaten ben bu görevi bu yüzden kabul ettim. Çünkü göreve geldiğim günden beri de benim tek bir hayalim ve amacım var. Türk operasını iki ayaklı olarak, yani bir Türk operası markası yaratmak, şöyle Türk operası markası yaratmak, dünya klasiklerini, dünya opera literatüründeki bütün eserleri en yüksek seviyede, en yüksek çıtada sahneleyebilecek kalitede ve kapasitede bir opera evi yaratmak. Daha doğrusu 6 opera evi, çünkü 6 tane operası var Devlet Opera Balesi'nin. Bir taraftan da sanatsal üretim olarak, yani Türk operası, yeni bir Türk operası yaratmak. Bugüne kadar tarihimizde Türk operası yaratılmak için, yani birçok denemeler yapılmış, çok değerli bestecilerimiz, büyüklerimiz, abilerimiz, arkadaşlarımız, onların yaptığı çok ciddi çalışmalar ve katkıları var. Ama bir şekilde maalesef o Türk operası markası dünyada yaratılamamış. Bence bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi yerelden beslenememek, unik olamamak. Çünkü baktığınız zaman, yani bir Rus klasiklerine baktığınız zaman, aslında Çaykovskilere, Rahmaninovlara, Haçaturyanlara baktığınız zaman bunların içinde tamamen Rus müziği vardır. Onların kendi öz müzikleri vardır ve onu universal formlarda seslendirmek vardır. Şimdi benim yapmak istediğim ve bizim yapmak istediğimiz şey de bunu tesis etmek. Bir Türk operası markası yaratabilmek.